Günahlarda manevi afet borusu. Her bir günah, kaysi bir günah olsa kalbini nabat eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etediler ki لَا يَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ وَإِلَّا قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَسَارُ مِنَ الْغَافِلِينَ. Kavimler elbette ve elbette cümalarını huzursuz terk kılıçtan toktasınlar. Bu mesela Allah Ta'ala onların kalbini mağar bastırıp vahurlardan tıklayadı. Başka bir hadiste, bende bir ağız yalan yapırsa kalbine bir de karada düşer. İkinci ağzından ikide koyadı. Üçüncüsünden üçte barıp kalbini mağar basıp kapkara koyadı. Günahını kısa burnuyla paşa kolu ne çelik tasar etmeye var. Ana şunaka haletlerden biz ihtiyat konuşmamız gerek. Kalbini bakırız, ruhunu tazalarız, ahlakını seyitlerler barası da ilim burdan yetken ekranımız, işçi yetken ekranımız bu nesillerle biz güde yakşı ahamiyet verişimiz gerek. Günahlardan tuttu, ottan, alavdan, küydürüp koyadılar, nerseden hazır bulan tek hazır buluşumuz gerek. Başka kişilerden düşündürüşümüz gerek. Ana şimdi inşallah ahlaklarımız güzel oladı. Kalplarımız hak oladı. Bırak bizden yamanlık görmeydi. Ne fakat insaniyet, belki hayvanlar, nebatlar, cemadatlar hem ahlaklı Müslümanlar. Kalbi bak Müslümanlar. Fakat yakşilik olaydı. Fakat izgürlük olaydı. Fakat hayriyet olaydı. İnşallah berçe yamanlıklar, berçe insan namıyla daha düşüredilen sıfatlar aradan kaçandı. Ama nefsin pak, azada olaydı.